Evet şimdi e, geçen sefer başladığımız querylere devam ediyoruz. Şimdi giderek daha karmaşık queryler yazacağız ve diğer yapıları da görüyor olacağız. Şimdi e, intersect in inle yazabilir miydik? Yazabilirdik. Mesela diyoruz ki e, hem kırmızı hem de yeşil bir bot rezerve eden sailorların SID'lerini e, bulalım diyoruz. Şimdi burada e, rengi önce birinci queryde kırmızı olanları seçiyoruz. Dolayısıyla dışı bir for loop gibi düşünün. Sadece red e, rezerve edenleri buluyor. Sonra o red rezerve edenlerin ID'leri için içte bir e, for loop daha var gibi düşünebiliriz. O ikinci for loop da bu sefer green rezerve edenleri kontrol ediyor. Dolayısıyla üst taraf kırmızı rezerve edenler alt tarafsa inle birlikte e, yeşil rezerve edenleri buluyor. Tabii rezerve edenleri bulmak için mecburen sailor bot ve rezervsi kullanıyoruz. İşte sailor'ın SID'si, rezervsin SID'si, rezervsin bit ve Boat ID'si, bot ID'si, botun bot ID'si ile eşitleniyor. Bunlar zaten standart öncekilerde bildiğimiz şeyler. Ee, accept query'leri de gene not in ile birlikte yazılabilir. Şimdi geliyoruz belki de en karmaşık olanlardan bir tanesine bölmeyi nasıl yazıyoruz SQL'de? Hatırlarsak relational algebra'da zaten e, bunu kolaylıkla division e, operatörüyle yapabiliyorduk. exceptle ile bunu e, yapabiliyoruz ama acceptsiz yapmaya çalışalım. Burada not exist'i kullanıyoruz biraz değişik bir şekilde. Diyoruz ki bütün boatları rezerve eden sailorları e, bulun. Şimdi önce en içte e, rezervleri buluyoruz. Dolayısıyla bu re rezervasyonunu yapanları belirliyoruz. Ama bu rezervasyonu yapmayanların içinde e, boatlara bakıyoruz. Öyle sailorlar sonra da bunun dışında da ...sailorlara not exist diyoruz. Dolayısıyla sailorlar içinde olmayanlar, kimler boatlar boat id'si olmayanlar, o da rezervasyonun içinde olmayanlar. Dolayısıyla not not gibi bir şey yaptığımız zaman, o zaman olu yakalamış oluyoruz. Exceptle nasıl yapıyoruz? Exceptle de e, rezervasyon yapan, yapılan e, öyle bir rezervasyon var ki bu tek bir bot rezerv etmiş olsun mesela onları uçuruyoruz. Dolayısıyla e, bu mesela rezerv edilenlerden botları sildiğimizi düşünelim except'ten. Dolayısıyla şey gibi oluyor. Burada bütün botlar var rezerv edilen botlar var rezerv edilen botlar tüm botlardan rezerv edilen botlar silindiği zaman geriye hiçbir şey kalmazsa not exist'de bu demektir ki bütün botlar rezerv edilmiş. Eğer en az bir bot Rezerve edilmediyse o zaman bu üstteki selekte bazı botlar olacak ama bunun içinde olmayacak. Dolayısıyla onlar kaldığı için not exist de false olacak. Dolayısıyla o sayıları döndürmemiş olmayacağız. Dolayısıyla accept ile birlikte bu belki bir tık daha kolay e, oluyor ama dikkat edersek aslında 3 ikisinde de 3 e, e, tabloyu da mecburen kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla aslında çok acayip bir fark yok. Sadece şuradaki not exist except ile değiştirilmiş gibi. Geliyoruz aggregate operatörlere. Aggregate operatörleri önemli. Ee, burada şu ana kadar yaptığımız şeylerde işte sailorların adını döndürdük. Sailorların işte yaşını veya sailorların bir şeyini döndürdük. Bazı durumlarda ee, relational algebra'nın da biraz dışına taşan şu tarz şeylere ihtiyacımız oluyor. Mesela sayılarına ihtiyacımız var. Yani o Satırları tek tek bize vermesin, onla ilgilenmiyoruz. Biz kaç tane olduklarıyla ilgileniyoruz. Yani sonra biz onu bir daha saymakla uğraşmayalım. O zaman e, count diye bir operatörümüz var, aggregate operatörümüz var. O zaman count deyip yıldız dersek o şartı sağlayan tamamının sayısını e, almış oluyoruz. Tabii ki bunun önüne distinct koyabiliriz. Dolayısıyla aslında ee, hikaye şu. Select operatörünün içinde yazdığımız şeyin başına count dediğimizde bunların sayısını veriyor. Sum dersek bunların toplamını veriyor. Average dersek average'ını veriyor. Max dersek max'ını min dersek minini veriyor. Ama tabii burada olan kritik nokta şu ee, uh, sum average, max ve min için bir tane attribute'u döndürüyor olmamız lazım. Birden çok attribute Döndürürsek selectte onun average'i maksimini olmaz. Yani bunu bir vektör gibi almıyor. Sadece tek bir item gibi oluyor. Mesela burada select average as age from sailors S rating on Yani rating'i 10 olan sailor'ların yaşlarının ortalamasını alıyoruz. Buraya yıldız yazamayız yani. O zaman onların ortalaması gibi bir şey zaten mantıklı olmaz. Veya işte burada distinct S rating'lerin sayısını bana döndür diyoruz. Dolayısıyla distinct'leri buldu, seçti, sonra da onların count'unu verdi. Sonra distinct sh'lerin average'ını ver dedik. Dolayısıyla sh'leri aldı, distinct yaptı. Dolayısıyla şu average'ın olmadığını düşünün. Select distinct sh from sellers. Ratingi 10 olanların farklı yaşlarını aldık. Sonra onların da ortalamasını alıyoruz. Dolayısıyla bu operatörlerle aslında bir anlamda sonradan yapacağımız operasyonları otomatik olarak sistemle yapabilir hale geliyoruz. Bu tabi e, başka şeylerde de kullanılabilir. Mesela e, en yaşlı sailor'ın adını ve yaşını bulun diyeceğiz. Şimdi burada sorun ne? Maksimum olanı döndürmemiz lazım. Şimdi ama şöyle bir şey yazamaz mıyız? Mesela select s virgül max sh from sailors s. Sanki burada neyi yapmaya çalışıyoruz? Ee, ...Sailor'ın adını ve age'ini döndürüyormuş gibi olur. Olmuyor çünkü max demek için sadece bir tek field döndürebilirdik demiştik. Dolayısıyla iki şeyi bu şekilde e, yazamıyoruz. O yüzden de ne yapmamız lazım? Bunun tek bir tane döndürdüğü bir query yazmamız lazım. Mesela şuradaki bir şey gibi. Mesela select max s2 h from sailors s2. Bu ne demek? Ee, Sailor'ın içinde maksimum yaşı bul. Ee, o zaman bu maksimum yaşı bulduktan sonra bu yaş kaçsa... Onu bir sefer verin içine eşittir olarak koyarsak burada da onu görüyoruz. Dolayısıyla select S name SH from sellers S ver SH eşittir bu max dediğimiz zaman ha o zaman demek ki yaşı bu maksimuma eşit olan sailor'ın adını ve yaşını döndürmüş oluyoruz. Dolayısıyla dışarıda bir for loop var gibi düşünün. İçerideki for loop'la maksimumu buluyoruz. Dışarıdaki for loop'u o maksimumu gönderiyoruz. O maksimuma eşit olanı döndürmüş oluyoruz. Burada da yine aynı şey var. E, SAG oraya e, değiştiriyor. Ama e, bu sistem bazı bu e, query bazı sistemlerde çalışmıyor diyor. Dolayısıyla select'li bir şey yazacaksanız sonra yazın. Eşittirin sağına yazın diyor. Okey. Geliyoruz grup by ve having'lere. Şimdi bunlar da e, daha da detaylandırmak için. O da şu. Aggregate operatörler bütün tapılara mesela max, average Count bütün tapillara e, uygulanıyor. Ama mesela biz bunları gruplayıp her bir grubun ortalamasını, her bir grubun countunu yapmak istersek bu tabi daha da işi ilginç hale getiriyor. Mesela diyelim find the age of the youngest sailor for each rating level. Yani ratinglere göre böl bütün datayı. Sonra her rating level'ı için git en genç olanı bul. Dolayısıyla normalde bunu şöyle bir for loopla yapılmak isterdik. Ratinglerin 10 tane olduğunu bilirsek. For i e eşittir 1 to 10. Select min sh from sailors. ve s rating eşittir i. E. Dolayısıyla ratingi 1 olanlar için 1'in minimumu. 2 için 2'nin minimumu. 3 için 3'ün minimumu. 10 tane böyle query yazmamız lazım. Ama for'da yazamıyoruz zaten SQL'in içinde. İşte onun için şöyle bir artık normal SQL query'imizi e, ilerletiyoruz, bu hale getiriyoruz. Bunda ne yapıyoruz? Şöyle oluyor, yukarıdaki query aynen kalıyor. Buna göre grupluyoruz. Yani group by dediğimiz şey belli bir field'a göre veya field'lara göre grupluyoruz. Sonra o her bir grup için yukarıdaki query'yi çalıştırıyoruz. Ama gruplar için de şart koyabiliyoruz. Dolayısıyla nasıl burada relationlar için şartı verle koyuyorsak burada da gruplar için olan şartı da havingle koyuyoruz dolayısıyla grupları da küçültebiliyoruz diye düşünebiliyoruz dolayısıyla burada nasıl e, yapıyoruz attribute listin e, mutlaka grouping listin subseti olması gerekiyor dolayısıyla burada seçilen e, attributeların orada e, olması gerekiyor Okey peki bunu nasıl e, evaluate ediyor sistem şöyle if evaluate ediyor. Önce bir kere zaten önceki muhabbetin aynısı. Yani buradaki bütün tabloları çarpıyor. Cross product yapıyor. Dolayısıyla birinde 10, birinde 20, birinde 50 tane tuple varsa top çarpıyor. 5000 tane tuple çıkıyor. Sonra qualification'ı geçemeyenleri siliyor. Dolayısıyla geriye mesela 300 tane şey kalıyor. E, tuple kalıyor. Sonra ihtiyaç olmayan field'lar uçuruluyor. Dolayısıyla geriye e, ihtiyaç olan fieldlardan olan sütunları kalan ve satırları da o tapullar olan elemanlar kalıyor. Sonra kalan tapullar mesela 300 tane bunlar grubun attribute'larının değerine göre bölünüyor. Mesela atıyorum ratinge göre grup bay dediysek kalan 300 tapul Tüm rating level'larına göre bölünüyor. Mesela birinci rating level'da 20 tuple var. İkinci rating level'da 10 tuple var. Üçüncü rating level'da 30 tuple var. Bunlar ayrı ayrı bölünüyor. Sonra bu grupların içinden de bazıları elemine ediliyor. Bu sefer çünkü grup e, eliminasyonu var having'de. O gruplar e, uçuruluyor. Sonra da her grup için bir tane cevap e, üretiliyor. Dolayısıyla e, bu da sonucu e, çıkarmış oluyor. Şimdi diyoruz ki mesela e, en genç sayıları döndür. Yaşı 18'den büyük olacak. Her rating level'ında ve en az 2 tane de öyle sayıları olacak. Dolayısıyla... Sailorların içinde enginci döndüreceğiz. Yaşı da mutlaka 18'den büyük olacak. Dolayısıyla orada öyle bir e, grup var. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bir kere önce e, select s rating diyoruz. From sailors s where sh büyük eşittir 18. Dolayısıyla şu Sailorları 18'den büyük eşit olanları e, ayarlıyor. Sonra burada bakın min kullanabiliyoruz çünkü e, o o grubun elemanı. Dolayısıyla her grup için bir tane adam döndürdüğümüz için buraya min sh yazıyoruz. Bunu kime göre grupladık? Rating'e göre grupladık. Dolayısıyla grup baya s rating yazdık. çünkü her rating level'ı için demiştik. Sonra da bu grupların içinde de count yıldız büyüktür bir olanları e, belirliyoruz. Dolayısıyla burada e, dikkat edersek selectte neyden bahsediyor? Sadece S-Rating ve S-Age'i buraya koyuyoruz. Neden? Burası çok önemli. Şuraya koyduğumuz sütunlar sadece burada kullanılırsa buraya yerleştiriyor. Dolayısıyla burada kullanılmayan bir sütunu yukarı yazmamız kural dışı. Dolayısıyla öyle bir de e, sorun var. E, mesela işte ne yapmış? Bütün SI'ler var. 18'den yaşı büyük olanları e, çıkarıyor. Dolayısıyla işte bu 1, 2, 4, 5, 6. satırlar kalıyor. Sonra rating level'a göre bölüyor. Sadece 7. rating kalıyor. Çünkü onun sadece 2 tane adamı var. Birden fazla. Onun da minimum yaşını döndürüyor. O da zaten 35. Dolayısıyla rating level ve este o şekilde oluyor. Okey. Şimdi devam edelim. Her kırmızı bot için ee, bu bot için olan rezervasyonların sayısını belirleyelim diyor. Dolayısıyla burada ne yapacağız diyoruz ki her bot ID için e, count'u da e, count yapıyoruz, sonra da rezervasyonları yapıyoruz ve rengi de red olarak seçiyoruz. Şimdi bu da bot ID'ye göre grupluyoruz. Dolayısıyla şöyle bir şey var, e, kırmızı olan botlara odaklanıyoruz. Dolayısıyla kırmızı botlar seçiliyor. Bu kırmızı olan boatları boat ID'ye göre e, grupluyoruz. Dolayısıyla o botları kırmızı olan o botları rezerve edenlerin countlarını da yukarıya count yıldız olarak e, yazıyoruz. Dolayısıyla onlar da e, öyle oluyor. E, devam edelim. Diyor ki, Find the age of the youngest sailor with age 18 for each rating of any age. Bu aslında biraz öncekinin benzeri şuraya yazdığımız aynısını görün. Grup by diyoruz. Şuraya sadece bu reytingi aşağıdaki reytingi aynı olanların count olarak yazıyoruz. Dolayısıyla having aslında artı bir subquery yazabiliyor. Yazabiliyoruz. Okey. Şimdi gelelim bu buna. Burada ne var? for find those ratings for which the average age is minimum over all ratings. Şimdi burada şey yazabilir miyiz? Aggregate operasyonlarını nest edebilir miyiz? Yani diyoruz ki SAG sailor'lar arasında min avg yapabilir miyiz? Bakın burada avg var. Bunu da min yapıyoruz üstüne. Bu olmuyor. Yani üst üste iki tane yapmamız mümkün değil. Dolayısıyla önce Birini yapacağız mesela minimum bulacağız minimum bulacağız e, şeylerin içinden tabi burada kimin minimumu bulacağız e, şurada e, bakın fromda şey yapıyoruz şurada bir query grubu yapıyoruz diyoruz ki e, S rating average as, as, from sellers group by S rating as S temp dolayısıyla şurayı bir relation'a çeviriyor onu temp olarak yapıyor... Sonra bu temp'in average age'i de öbürünün minimum average age'i oluyor. Dolayısıyla çift e, gruplama yapmış oluyor. Okey. Bunlar query'lerle ilgili gördüğümüz şeyler. E, son olarak şeylerden bahsedeceğiz burada. E, trigger'larla e, inte, e, integrity check'lerden. Şimdi öncelikle null'lar var. Null'lar aslında büyük bir problem. Yani null'lar hangi şartı sağlar veya şartı sağlamaz. Şimdi nal diyebiliyoruz şeylere, query'lere, field'lara. Dolayısıyla rating mesela atamadığımız yer nal oluyor veya uygula uymadığı zamanlar gibi. Fakat bu biraz operasyonları karıştırıyor. Mesela değerin nal olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. Mesela rating 8, doğru mu rating null olduğunda. E, bu durumda bizim 3 value bir lojiye ihtiyacımız var. İşte true, false ve unknown gibi e, gibi gibi. Bunlar aslında bayağı problematik. Onların e, üzerinde şu bu aşamada durmuyoruz. E, geliyoruz integrity constraint'lere. Integrity constraint'ler de e, her legal instance'ı satisfy etmesi gerektiği constraint'ler. Bunlardan zaten bahsetmiştik. Dolayısıyla mesela bir silme yaptık, bir ekleme yaptık, bir update yaptık. Bunları e, acaba sağlıyor mu? Mesela kişinin yaşını 300 yapabilir miyiz? Mesela o öyle bir constraint koyduk. Kişinin yaşını -2 yapabilir miyiz? E, gibi gibi. E, bu constraintleri e, yazabiliyoruz, diyoruz ki mesela create tables e, sailors s_id s_name rating age real primary key SID check diye bir şey koyuyoruz. Bu check tablonun içinde ekleme, çıkartma, silme gibi durumlarda kontrol olarak oluyor. Mesela rating büyük eşittir 1 and rating küçük eşittir 10 diyoruz. Dolayısıyla ratingin mutlaka 1 ile 10 arasında olduğunu kontrol ediyor bu. Onun dışında mesela no interlake rest diye bir constraint. Bakın constraint de bu sefer şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki bu bot adı e, interlake olan e, botlar rezerve edilmesin. Bu da mesela onu çek olarak koyuyoruz. İçinde bir query var, e, bota bağlayan. Bu da mesela başka bir query. Dolayısıyla e, queryleri şey yapabiliyoruz ve constraintlere isim de koyabiliyoruz. Burada mesela bunun constraintin ismi yok, burada constraintin ismi var. Birden çok relationı da kapsayan Yapabilir yapılabilir ama bunun için assertion yapmamız gerekiyor. Yani bu şekilde yaparsak bu query olmuyor. Bunun yerine şöyle bir şey koyuyoruz. Create assertion small club check select count SID from sailors select count boat ID from bots küçüktür 100. Dolayısıyla sailor'ın sayısı artı botların sayısının yüzden küçük olmasını sağlamak istiyorsak böyle bir assertion işin içine koyuyoruz. Yani bir tablonun içine başka bir tabloyu da katarak relation'lar e, bu şekilde birlikte olmuyor. Okey. Son olarak geliyoruz trigger'lara. Trigger'lar e, önemli. Bunlar aslında otomatik işler gibi düşünebilirsiniz. Ne demek otomatik işler? Diyelim işte e, bir değişiklik oldu tabloda. O tablodaki değişiklik otomatik olarak başka bir tabloyu etkilesin. Mesela diyelim öğrencinin e, bir öğrenci silindi. Başka bir tabloda öğrenci sayısını tutan bir değişken var. ...o öğrenci tut, sayısını tutan değişken otomatik olarak bir azalsın. Veya işte bir bir değişiklik yapıldı. O değişiklik otomatik olarak diğerine de yansısın. Tabi triggerlar başka triggerları da trigger edebilir. Ee, şimdi burada üç tane e, önemli nokta var. Birincisi event. Yani trigger'ı activate eden şey. İkincisi condition. Trigger'ın ne zaman çalıştığı. Üçüncüsü de action. Trigger çalıştığı zaman olan şey. Örnek mesela bir trigger... Create trigger young sailors update after insert on sailors. Bakın ne diyor? Create trigger aynı yani create table gibi triggerın adı. Ne zaman çalışacağı? After insert yani insertten hemen arkasından. Kime insert ettikten sonra? Sailor'a insert ettikten sonra. Sonra yeni tabloyu bakıyoruz new sailors gibi. Referencing new tables. Her statement için insert into young sailors SID. Dolayısıyla burada Yeni bir e, young sailors'a insert ediyoruz. Dolayısıyla sailors'a e, yeni bir eleman eklendikten sonra yaşı 18'den küçük olanı da tek young sailors'a ekleme yapıyoruz. Evet genel olarak böyle SQL'ler tabii geniş bir konu değişik örnekler üzerinden de sizin de e, değişik örnekler e, yapmanız lazım.